Herkese merhaba Top Eleven'ın değerli menajerleri. 70. seviye, 176. sezon, sezon arası, devre arası değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Goastim FC kulübü menajeri Ben Emrullah Zengin. Ve arkadaşlar 70. seviye, 176. sezonda ligde 1. sıradayız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'dayız. Kupada çeyrek finallerdeyiz mi? Elendik galiba kupada. Elendik diye hatırlıyorum. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Tabii ki bu arada bazı arkadaşlarımız hala kanaldaki videoları izliyor ve abone olmuyor. Burada isimlerini verip rencide etmek istemiyorum. Kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. İçerikler hoşunuza gittiyse, gitmediyse de yorumlarda yazın. Bakalım. Ben sonuçta gene kendi bildiğimi yapacağım ama siz gene yorumlarda yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar, önce bir ligle bakalım. Ligde 1. sıradayız. Aldık başımızı gidiyoruz. Güzel bir ligdeyiz. Bu ikinci olan arkadaştan zaten. Onu da bir tek ben yendim. Burada Mülayim abi de burada. Gördüğünüz gibi. Merhaba sırada. Mülayim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Oyuncu istatistiklerinde Ronaldinho gol kralı ve tamamen zaten ligin içinden geçiyorum. Kolay bir lig oldu. 109 en yakın rakibim. Ben ise 130'lardayım. Ve ligi değerlendirdik. Ondan sonra kupaya bakalım arkadaşlar. Kupada bizim deveye elendik maalesef. Bu arkadaşla sürekli karşılaşıyoruz. İlk maç aslında 2-0 geride kaybettik. 147 gücündeydi. İkinci maça da güzel hazırlandım. İkinci maçı 2-1 yendim ama üstelik daha güçlüydü benden. Yaklaşık %20 fazla güçlüydü. Çok iyi hazırlandık bu maça. Çok hızlı gittik. Deveden büyük fil var demişler. 152 olmasına rağmen 2-1 yendim ama tabii yeterli olmadı. Güzel bir maçtı. Heyecanlı bir maçtı. O takıma böyle bir taktikle çıktım. Kalecim zaten maçın adamı oldu. Kupada yarı finallerde elendik ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan kolay çıktık. Yani kolay da demeyelim de avaraj farkıyla, ikili avarajdan çıktık diyelim arkadaşlar. Daha doğrusu ikinci çıktık. Yoksa birinci olacaktık. Genel avarajım zaten yüksek, tamam. İkili avaraj da benden üstün olduğu için çıktı. Ve arkadaşlar, gene benden %25 yüksek güçlü bir takımı gene yendim. Bu sezon bunu ikinci kere başarıyorum. Bunun sırrıyla alakalı bu takımla beraber arkadaşlar bir de rövanş maçım var. O rövanş maçını canlı yayınlamayı planlıyorum. Eğer bunu yenersem çok iyi olacak. Yani finale kadar yürüyebilirim eğer. Belki şu arkadaş beni yenebilir. Bu da güçlü. Ama tabii devemiz burada gene. Devemiz yenilmiş ya. Vay be, helal ya. İyi de bunu ben yendim diye hava atıyordum. Yani demek ki bu yeniliyormuş ya. Enteresan. Bu arkadaş bu 124 gücünde. Gerçekten 124 gücünde mi çıktı bu maça? Vay, benim taktiği yapmış arkadaşlar. Mı? Ya da o takım buna yenildi yani. Bu takım gerçekten 124 gücünde mi ya? Ben de kendimi başarılı sayıyordum ya. Hatta 104 gücünde bu. Ama bizden bir üst level olduğu için 124 görünüyor. Ben de kendimi başarılı saydım ya. Yendim onu diye. Neyse arkadaşlar. Bu arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da. Eğer bakalım bu arkadaşı yenebilecek miyim? O maçta katılmak isteyen olan arkadaşlar varsa katılabilirler. Salı günü kaçtaymış? Sabah 7.15'te mi o maç? Boş ver arkadaşlar, yatın aşağıya ya. Ben bile katılmayacağım o maça. O maç sanki maçın saatini değiştirdi bu ya. Gerçekten maçın saatini değiştirdi bu sanki ya. Bu nereli ki bu? Hollandalı. Yendim onu ya, maçın saatini değiştirdi. Ve federasyona bakalım arkadaşlar. Federasyonda da güzel gidiyoruz arkadaşlarla beraber. Gayet güzel bir uyumumuz var. Ve herhalde gene elmastaydık. Elmastan gene en iyiye çıkabiliriz. Ya da elmasta kalırız. Çok problem değil. Zaten en iyisi biziz.
Gençlik Akademisi'ne de bakalım. Sezon ortası değerlendirmesinde DMC lazımdı bana arkadaşlar. O yüzden DMC'me zaten bayağı bir geliştirdim. Maalesef buna Topalov'un Mezzalla verdi. Yani ben DMC özellikle istiyordum. Belki bu yüzden de buna MC verdi. Ben mesela buna mevkide bir mevki antrenörlüğü çalıştırdım. Aynı gün daha MC aktif olmadan oyun tarzı vereyim dedim rastgele DMC'de. DMC'de zaten 2 tane oyun tarzı var ya da 3 tane var. Maalesef buna Mezzalla verdi. Bu yüzden de arkadaşlar penaltı etkinliğinden DMC çıkartacağım ön libero. Bu Cruyff arkadaşımızdan yollara ayırabilirim. Bu da gerçi iyiydi ama Mezzalla'dan çok bir etki göremedim yani. Çok bir verimli gelmedi bana. Kadromuz zaten bu sezon gayet kadro mühendisliğimiz harikaydı. Güzel güzel gidiyoruz. Burada arkadaşlar Topalov'un bana bir oyuncu verdi. Adı Saddam ya. Amerika şimdi bize şey getirmesin ya. Neydi o? Özgürlük mü? Demokrasi mi getiriyordu? Amerika bize demokrasi getirebilir arkadaşlar. Saddam diye bir oyuncumuz var. Ve bu kadromuzda çok beğendiğim arkadaşlar Ronaldinho mükemmel gidiyor. Dolu dizgin gidiyor. Tam bir yani 1,5 gol üstünde ortalamanın üzerinde oynuyor ve form grafiği harika. Beceriler efil efil gelişiyor. Tabii ben buna özel antrenör de tuttum. Harika bir şekilde çalışıyor. Çok memnunum bu oyuncudan. Bu oyuncu bir süperstar olacak. Ve bayağı efil efil gelecek zaten. Devre arasındaki kadromuzun dizilişi de ortalama bu şekilde çıktı maçlara. Ve Mateus'la yollarımızı ayırabiliriz. Mateus yaşlandı artık. 7 sezondur ben de sıkıldım Mateus. O yüzden hem bir DMC çıkartacağım altyapıdan hem de bir MC zaten altyapıdan geliyor. Mezzalla'yı bunun yerine kullanacağım ama DMC'yi de penaltı etkinlikleriyle çıkartmayı planlıyorum. Böyle bir kadro mühendisliği yapacağım. Devre arasında şu andaki oyunculardan böyle bir etki almayı planlıyorum. Ve arkadaşlar etkinliklere bakalım. Etkinliklerde ise 5. Dostluk Kupamız başlıyor. 5. Dostluk Kupamızda katılan arkadaşların herkesin ayağına sağlık. Ve burada bir Beşiktaş arkadaşımız var ve Beşiktaş efil efil gelecek gibi. Daha önce Fener Galatasaray alıyordu kupayı. Bu sezon Beşiktaş alacak gibi görünüyor. Bu arkadaş niye kadrosunu bu kadar düşürdü? Bir şey deniyor demek. Sanat mı yapıyorsun kardeşim? Resim iş dersindeki gibi kadroyu dizmişsin. Hocam diyor gözüme kötü şeyler geliyor. Recep İvedik'in sahnesi gibi. Sen de hoş geldin. Arkadaşlar niye herkes bu kadro düşürmeye şeyine gidiyor? Yok bunun kadrosu böyleymiş. Bu arkadaş bamlandı mı? Ne oldu kardeşim sana? Sen daha güçlüydün ya. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Kardeşim sen de hoş geldin. Kadrolar güçlü. Bir tek Beşiktaşlı bizi. Renk kardeşim sen zaten bizim demirbaşımızsın. Sen de hoş geldin. Ayağına sağlık. Nusret Çamcı. Ben seni hatırlıyorum ya. Sen sanki bir ara bizden Dostluk Şampiyonası kupasını sen almıştın diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırladım ya? Ayağına sağlık kardeşim. Hoş geldin. Sen de hoş geldin kardeşim. Vay vay. Mehmet Ali Vakitsiz kardeşim de burada. Federasyonda beraberiz zaten. Bol bol güzel keyifli muhabbetler ediyoruz. Çok tehlikeli bir menajer arkadaşlar. Federasyonda kendisinden güçlüleri yeniyor sürekli. Çok muazzam. Çok takdir ediyorum. Maçlarımız gene heyecanlı olacak. Mehmet Ali kardeşim. Ve sen de hoş geldin kardeşim. Ayağına sağlık. Ve bir Ottoman Emperor. Güzel, efsane bir kadro. Bu kadroya kadro incelemesi de yapacağız. Notlarımda varsın, hatırladım. Güzel mi? Yani çok da güzel değil, çok da beğenmedim. Senin de ayağına sağlık kardeşim. Sen de hoş geldin. Ve Kahramanmaraş. Sen de hoş geldin kardeşim. Gayet. Gayet çekişmeli arkadaşlar. Yani Beşiktaş zaten birinci olacak gibi. Bir de Ottoman vardı. Ottoman Empire. Bu arkadaşımız ikinci olacak.
Üçüncülük biraz çekişmeli olacak gibi. Üçüncülük bu arkadaş olabilir. Zaten ilk 3 falan belli gibi yani. Burada önemli olan o yeri alabilmek. Ve tabii ki arkadaşlar bu dostluk kupamızda birinciye özel hediye vereceğiz. Yani logo olabilir, şey olabilir, ne olabilir? Forma olabilir. Ve tabii ki sonuncuya da hediye vereceğiz. Umarım sonuncu ben olurum. Sonuncuya da gene bir logo ya da forma vereceğiz. Eğer birinciye logo verirsem sonuncuya da forma vereceğim. Öyle düşünüyorum. Tabii ki bu kanal parayı kazanmaya başladığında birinciye daha dengeli bir eşleşme olacak ve birinciler o zaman premium ya da elit sponsorluk hediye etmeyi planlıyorum. Bu yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup katılımlara abone olabilirsiniz yani. Ve özel sponsora da bakalım. Bakalım özel sponsorlardan nerelere geldik. Özel sponsorda etkinliklerde kura çılgınlığında bayağı bilet biriktiriyorum arkadaşlar. Buna özel bir videom olacak. 5 tane bilet biriktirdim. Yarın da gelir bedava. 6-7 tane olduktan sonra buna güzel bir video yapacağım. O da bir video olacak. Özel sponsorda şunun yani görevlerin hepsini ben yapmaya çalıştım. Sizin yapamadıklarınız var mı veya özellikle şu 20 yaş ümit veren avcı kısmını hiç yapamadım bile yani. Benim transferlerde hiç öyle bir oyuncu yok. Hiç gol yemeden beşlik maçını kazandı da zaten bu geldiğinden beri gol yemeye başladım. Normalde yemiyordum yani. Ama şu ümit veren avcıyı ben beceremedim arkadaşlar. Benim transfer tahtasında yani şey yok. 20 yaş altında oyuncu çok az. Yani olan da zaten 20 token falan veriyorlar. Ben o tokenlara altyapıdan oyuncu çıkartırım yani. Ve sizin arkadaşlar bu seneki sezon ortalamasındaki durumunuz nedir? Ben zaten sezon başındaki videomda birincilik hedeflemiştim. Kolay bir lige düştüğüm için. Birinci olabildim. Sizdeki durumlar nedir? Ligde, kupada, Şampiyonlar Ligi'nde, FED'de durumlar nasıl? Yorumlara yazın lütfen. Ve arkadaşlar önümüzdeki sıradaki video ise tamamen 200 artı takım kurma videosu olacak arkadaşlar. Bayağı bir menajerle görüştüm. Nasıl 200 artı takım kurduklarını, ince noktaları, püf noktaları öğrendim Top Eleven'da. 200 artı takım kurmanın incelikleri ve onu devam ettirmek daha da asıl daha iyi, devam ettirmek daha da kolaylaşıyor. Onunla ilgili bir video olacak arkadaşlar. Takibe devam edebilirsiniz. İçerik hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. Yeni içeriklerden de ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Goaz Team FC menajeri ben Emrullah Zengin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.